arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel prenses bebek elbisemizi çalışacağız elbisemizi iki renk olarak ördük eteklerimizin uçlarında bakınız birini biraz ileriye birini biraz daha iki renk arasına olmak üzere minik çiçekler yaparak süsledik elbisemizin arkası ise aynı şekilde devam etmekte hem önü hem arkası Aynen ördük. iki tane de düğme kullandık. Ee, elbisemizi örmek için 3 numaralı tığımı kullandım. Şöyle ölçümüze bir bakacak olur isek. Şöyle ölçelim. 33 santim elbisemizin uzunluğu 1 yaş civarındaki çocuklarımız için Gayet ideal. Tabi daha büyük yaşlardaki çocuklarımızı öreceksek birazcık daha ölçüyü fazla tutabiliriz. 24 santimde elbisemizin bu göğüs yani gövde kısmının ölçüsü. Evet elbisemizi hemen zincirlerimizi çekerek örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi örmek için Lamia'nın bambu ipini kullanıyorum. İpimiz %100 bambu. 115 metreden oluşmakta ve 50 gramlık ip. Renk numarasına bakalım. Renk numarası ise L031. İpimi örmek için 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen şöyle bakalım. Küçük 50 gramlık iplerden gayet güzel bir ip. Zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. Bir tane düğüm atıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirimi çekiyorum. Ve ayıracımı takıyorum. Burası arkamızın ilki. Ve devam ediyorum. Kolumu örmeye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane zincir kolum için çekiyorum. Ve ayracımı takıyorum tam 20'yi. Şimdi elbisemin önü için 16 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane zincirimi de çektim. Ayracımı takıyorum. Tekrar kolum için 20 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane de kolumuz için ördüm. 20. zinciri ayracımı takıyorum. Ve son olarak 8 tane arkamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle bırakalım ve ölçelim zincirimizi. Tuttum tuttuğum 27 buçuk santim zincirimizi ölçüsü hemen trabzanlardan oluşan sıramızı örmeye başlayalım iki tane zincir ilave ediyorum 1 2 geri dönüyorum 1 ve 2 bakın iki tane de buradan geriye döndüm ve batıyorum ikinci geri döndüğüm zincir yuvasına ikili trabzanımı örüyorum İki tane trabzanımız oldu. Bir döndüğümüz ve yanındaki işaretimi bıraktığım yere kadar geliyorum. Birer birer zincirlerimin içerisine ikili trabzan şekliyle örüyorum. Bir tane kaldı. Ve sayalım bakınız. 2, 4, 6, 8. Elbisemizin arka yönünün bir tanesi. Tam ayıracıma geldim. Bakınız işaretimi bıraktığım yere 2 tane zincir çekiyorum. İşaretimi alarak işaretimin olduğu yere ilk trabzanımı yapıyorum ve 20 tane kolum için ayırdığım trabzanımı birer birer örüyorum pembe işaretime kadar trabzanlarımı zincirimin içerisine girerek örüyorum. Kolumuz içinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pembe ayracıma kadar 20 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 2 tane zincirimizi de burada çekelim. Pembemizden örmeye başlayalım. Çıkarıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. 1. Sırasıyla hiç saymaya gerek yok. Sayarak ayırdığımız için çok daha işimizi kolaylaştırmakta. Kırmızıya kadar 16 tane trabzanımızı örelim. Kırmızı işaretime kadar ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2 tane zincirimi de burada çekiyorum. Tekrar kırmızımdan sarıya kadar kolum için 20 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. İlk işaret bıraktığımız zincirimin içerisine giriyorum ve birer birer zincirlerimi atlamadan ördüğümüz zaman istediğimiz sayıya ulaşıyoruz. Sarı ayracıma kadar 20 trabzanımı tamamlayayım işaretime kadar ördüm iki tane zincirimi yine çekiyorum ve son işaretimizi de çıkararak 8 tane trabzanımızı örüyoruz 3 4 5 6 7 ve son zincirimiz 8. 8 trabzanımı da ördükten sonra 3 zincir çekerek bu yönde bitirmek istiyorum. Birinci sıramızı şu şekilde ördük. Şöyle bakalım. 8 trabzan, 8 trabzan önlerimiz için ördük. 20 trabzan ve 20 trabzan kollarımız için. Elbisemizin önü için ise 16 tane trabzanımızı ördük. Şimdi artışlarımızı yaparak elbisemizin roba kısmını tamamlamaya devam edeceğiz. İlk zincirimizi çekmiştik 3 tane diğer yönde arkasını çeviriyorum. Trabzanlarımın üzerine birer birer örüyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Evet zincirimi çektiğim yere kadar geldim iki zincirimi alt sırada 8 tane trabzan vardı hemen ikinci sıradaki trabzanımızı da sayalım 2 4 6 8 bakınız tam birebir trabzanlarımın üzerine ördüm ne fazla ne eksik şimdi görmüş olduğumuz iki tane zincirimizin içerisine iki trabzan örerek 8 olan trabzanımızı ikinci sıramızda iki artış yaparak 10 sayısına ulaştıracağız ve bu şekilde zincirlerimizin içerisine artışlarımızda ilerleyeceğiz. İki tane artışımı yaptım ve elbisemin arkası genişlemeye başladı. İki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere iki tane daha trabzanımı örerek kolumu genişletmeye başlıyorum. Bu artış kolumuz içinde ve birer birer trabzanlarımı örüyorum. Diğer zincirimin olduğu yere kadar ilerleyelim. Bir zincirimizden diğer zincire kadar gelelim. Evet birer birer trabzanlarımı ördüm. Zincirimin olduğu yere kadar geldim. Bir zincirden diğer zincire kadar zincirimin içerisine 2 tane artışımı yapıyorum 1 ve 2 2 tane artışımı yaptım 2 tane zincir çekiyorum 1 2 tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum aynı yere 1 ve 2 2 tane trabzanımı ördüm artışlarımı yaptım şimdi. Buradan trabzanlarımızı dümdüz örelim. Artış yerimizde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı yapalım. Tekrar trabzanlarımızı dümdüz örerek devam edelim. Diğer zincirimizin olduğu artış yerimize geldiğimiz zaman 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı örelim. Ve son trabzanlarımızı örerek ikinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olalım. Elbisemizin trabzanlarını örerek ikinci sırasını tamamladık robamızın. Aynı şekilde 3. 4. 5. sıralarımızı da ikişer artırarak öreceğiz. Bitiş yönünde 3 tane zincirimi çektim. Bakın bitirirken 3 zincirimizi çekiyoruz. 3 zincirimi çektikten sonra normal düz yönümüze dönüyoruz. Yani diğer yöne dönüyoruz. İkinci trabzanın üzerinden örmeye başlıyoruz. Her bir trabzanımıza birer trabzanımızı örerek 2 zincir çekmiş olduğumuz ayrım yerine kadar geliyoruz. Sadece trabzanlarımızı örerek bakınız. Ve 2 zincirimin olduğu yere geldim. 1 ve ikinci bir trabzanımı ördüm. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Bütün zincirlerimin olduğu yerde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanlarımı mutlaka örüyorum. 3. sıramız, 4. ve 5. sıramız için bu işlemlerin hepsini tekrar ederek sıralarımızı tamamlayalım. Robamızı örerek büyülttük. 1 2 3 4 5 6. 6 sıramızı ördük. Şimdi 2 sıra daha örelim ve robamızı tamamlayalım. 3 tane zincirimi çekmiştim geçiş yönünde dönüyorum aynı şekilde ikinci trabzanımın üzerine batıyorum birer birer trabzanlarımızı örelim artış yerlerimizde yine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan şekliyle artışımızı yapalım iki sıra daha bu sıramızda dahil olmak üzere. Tamamlayıp bitirelim. Robamızı 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra dolaşarak her seferinde ikişer ikişer artışımızı yaparak istediğimiz ölçü geldi. Şimdi kolumuzun altından birleştirme işlemini yapmaya başlayalım. Şimdi elbisemizin arka kısmından ördüm. Bakınız burada. 1 2 3 4 5 6 7 ve burası 8. sıramız. 8. sıradan arkayı ördüm ve artışımı 2 tane yaptım. Tığımı takıyorum. Kolumun genişliği yeterli olduğu için herhangi bir şekilde zincirimi çekmek istemiyorum. Direkt kol altına şöyle tığımın başını dolayarak giriyorum ve 2 tane artışımı buraya yapıyorum. Ve kolumu birleştirdim. Bakınız kol genişliğimiz gayet yeterli. Şimdi elbisemin önünden trabzanlarımı örerek diğer kol altına kadar ilerliyorum. Birer birer trabzanlarımı örüyorum her birinin üzerine. Bakınız iki artış buradan, iki artış buradan yaptım ve şimdi elbisemin önünün trabzanlarını örelim. Kolumuzun Artış yerine kadar gelelim. Birleştirme işlemini yaptıktan sonra kolumuzun trabzanları birer birer örerek geldim. Diğer kolumun altındayım. 2 tane trabzan zincirimin içerisine örüyorum. Ve araya zincir çekmeden kolumuzu şu şekilde bükelim. Tığımızın başını dolayarak diğer zincirimizin olduğu yere gelip 2 tane trabzanımızı örelim ve arkamız için ördüğümüz trabzanların üzerine birer birer trabzanlarımızı ilave ederek arkamızı da bitirelim. Ve her bir trabzanımı örerek kollarımı birleştiriyorum. Kollarımızı birleştirdikten sonra en son arka noktada gövde kısmının da birleştirmesini yapalım. Kolumuzu ve sırttan gövdemizi kapatma işlemini yaparak bitirmiş olalım. Trabzanlarımı birer birer bitirdim. Ve en son trabzanımı örüyorum şimdi. Evet trabzanımı ördükten sonra şöyle bakalım. Elbisemizin arkası ve elbisemizin ön robası. Şöyle arkayı tekrar çevirelim. Karşısındaki 3 zincir çekmiş olduğum yerin üçüncüsüne gelerek batalım. Tam 3'e geliyorum. Ve şu şekilde bir tane zincirle kapatalım makasımızla keselim gövdemizi bu şekilde ayıralım şimdi bir ölçüsüne bakalım şöyle çeviriyorum 13 santim omuzdan roba kısmımızın bu bel kapadığımız bölgeye kadar şimdi ikinci rengim olan sarıma başlamak istiyorum Dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Dilediğiniz renkteki bir tane düğüm atıyorum ve elbisemin arkasını çeviriyorum ve düz yönünden bakınız burasını düz olarak kullanacağımız bölüm. Düz yönünden örmeye başlıyorum. Sol tarafa doğru gittiğimiz zaman düz devam edeceğiz. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve bu sırada tamamen trabzanlarımızı örüyoruz farklı hiçbir işlem yapmıyoruz birer birer sadece trabzanımızı örerek tamamlayalım bütün gövdeyi saracak şekilde trabzanımızı bitirelim sıra sarıyla dolaştık tamamen birebir green'in aynı sırasında ve hiç artış yapmadan birer birer ördüm sadece kolumuzun bakınız altındaki birleşme noktasını da bir tane girdik o da trabzanımızın devamı niteliğinde bakınız şimdi ikinci sıramıza modelimizi uygulayarak devam edelim 1 2 3 3 tane zincirimi çektim aynı yere 1 2 2 trabzan ördüm toplamda zincirimle 3 tane trabzanım oldu 1 2 tane zincir çekiyorum aynı yere gelerek 1 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördükten sonra Tığımın başını doluyorum zincir çekmeden bir tane trabzanı atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine gelerek bir tane trabzan örüyorum sıradaki trabzanımın üzerine ikinci trabzanım örüyorum ikinci trabzanımın olduğu yere bir tane daha batıyorum ve bir ileriye bir trabzan daha örüyorum bir trabzan sıradakine aynı yere iki trabzan ördüm ve bir sonrasına bir trabzan daha ördüm. Toplamda üç trabzanın üzerine dört tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Arada zincir çekmiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine bir trabzan aynı yere ikinci ve üçüncü trabzanımı örüyorum. İki zincirimi çekip. Aynı yere 3 tane daha trabzanımı örüyorum 1 2 3 başlangıçta yapmış olduğum işlemimin aynısını tekrar ettim 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 4 tane trabzan ördüm 1 tane atladım 3 trabzanın üzerine 4 tane trabzan ördüm ortaya 2 tane trabzan ördüm 1 trabzan tekrar atladım 3 trabzanımı, 2 zincirimi tekrar 3 trabzanımı ördüm. Bu sıralama üzerine başlangıç noktama kadar örerek devam edeceğim. Şimdi devam edelim. 1 trabzan atlıyorum. 1 2. trabzanımı 2 defa batıyorum. Bakınız 2 defa. Ve 4. trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum ve başını doluyorum aynı yere iki tane daha örüp toplamda üç tane trabzan sayısına ulaşıyorum İki zincirimi çekiyorum aynı yere bir iki ve üç tığımızın başını doluyalım. bir atlayalım ikinci trabzanımıza bir iki ikinci trabzana tekrar bir tane daha batıyoruz 3 ve bir tane daha 4 tekrar tığımın başını doluyorum bir atlıyorum 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzanı kuruyorum bu şekilde bu kurulum üzerine sıramızı tamamlayalım modelimizin etek bölümünün birinci sırasını ördük şu şekilde bakınız 3 tane trabzan bir zincirin içerisine 2 tane zincir araya aynı yere 3 tane daha trabzanımı ördüm. Bir atlayarak 4 tane trabzanımı ördüm ama 3 trabzanın üzerine ikinci trabzanı 2 iki defa ördüm. 2 ile 3'ü aynı trabzan ördük ve bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Zincir çekmeden 3 tane zincir çekerek ördüğüm birinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bakın sadece battım. Tığımın başını doluyorum, çekiyorum, ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. İkinci trabzanın üzerine giriyorum. Bakın sadece ipimi alıyorum, ipimi diğer ilmeğimden geçiriyorum. Ve zincirimin içerisine geliyorum. Hemen örmeden sadece ipimi geçiriyorum ve bu şekilde dümdüz güzel bir geçişle iki zincirimin olduğu yere geliyorum ve başlıyorum 1 2 3 aynen bu kurulumu buraya tekrar ediyoruz 2 3 2 zincirimi hemen örüyorum aynı yeri 3 trabzan daha örüyorum 1 2 3. Buradaki 3 e, trabzan, 2 zincir, 3 trabzan elbisemizin sonuna kadar devam edecek. Bütün bu trabzanlar sadece şu trabzanlar üzerinde artışımızı yapacağız. Fakat buradaki grubumuz elbisemiz bitene kadar aynen devam edecek. Şimdi burayı tamamladıktan sonra 4 tane trabzanımın olduğu yere geliyorum artış yapmadan birebir bütün trabzanlarımın üzerine birer birer batıyorum ve 4 tane trabzanımı örüyorum 4 tığımın başını doluyorum 2 zincirimin olduğu yere gelerek 3 trabzan 2 3 2 tane zincir yine 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 3 4 tane trabzanımın olduğu yere araya zincir çekmeden birer birer her bir trabzanımın üzerine batıyorum. 2 3 ve 4 yine çiftli bu grubumuzun 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımın olduğu yere gelerek 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum 3 tane trabzanımı yine örüyorum 2 ve 3 4 trabzanımla devam ediyorum şöyle bakalım elbisemizin ikinci sıramızda buradaki görmüş olduğumuz bu grubu aynen devam ediyoruz aşağıda ikinciyi iki defa örmüştük İkinci sıramızda ise her birinin üzerine birer defa trabzanımı ördüm, artış yapmadım ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Temizde ikinci sıramızı tamamladım, üçüncü sıramızı da aynen örüyoruz. Artış yapmıyoruz, aynı şekilde geçişimi yapıyorum. Birer birer trabzanlarımı sadece ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve giriyorum. Üç trabzanımı örüyorum zincirimiz ve 3 trabzanımız ve 4 tane trabzanımız toplamda 1 2 3 ben örerek devam ettim ve yine sıramın sonuna geldim şöyle görelim elbisemizin ön kısmından şöyle çevirelim Evet 1 2 3 sıra 4 trabzanlı olacak şekilde ördüm şimdi bir tane trabzan her bir sıra Dilimimizi de artıralım. Yani her bir dörtlüğü beş trabzan haline getirelim. Ortada görmüş olduğumuz bu grubumuz yine aynı kalacak şekilde devam edeceğiz. Buradaki gördüğümüz dörder trabzanlarımızı artıyoruz. Trabzanlarımızı artmamızda dikkat etmemiz gereken bir husus var. Aynı yönden artışlarımızı yapalım. Artışımız tek yöne doğru açılsın. Diğer taraf düzgün bir şekilde kalsın. Geçişimi yine yapıyorum. Trabzanlarımın birer birer üzerinden sadece tığım başını girdiriyorum ipimi sadece geçiriyorum örmüyorum ve başlıyorum 1 2 3 trabzanlarımı örüyorum Bu grubumu değiştirmiyorum 1 2 zincir aynı yere giriyorum 1 2 ve 3 tane trabzanımı örüyorum Şimdi 4 tane olan trabzanımın ilk trabzanına 2 defa trabzan örüyorum. 1, 2. Artışımı bu yöne doğru açıyorum artık. Diğerlerini birer birer örüyorum. Bakınız 2, 3, 4, 5. Birinci 2 defa ördüm. Ve buradaki grubumu aynı şekilde örüyorum. 1, 2 ve 3. 2 zincirimi çekiyorum. 2 trabzan daha örüyorum. Toplamda 3 trabzana ulaştım bakınız. 4 tane trabzanımın ilkine 2 defa trabzan örüyorum 1 ve ikinciyi batıyorum. Diğerlerini birer birer örüyorum. 3 4 5 ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Her bir grubumuzun ilkine iki tane trabzanımızı örelim. Diğerleri birer birer devam etsin. Sonra yine iki tane trabzanımızı örelim. Ve bu sıramızı bu şekilde bitirelim. Elbisemizi biraz daha ördüm ve bir tane artışımı yaptım. 1 iki, üç. 3 sıra 4 trabzan olarak örmüş olduğumuz e, trabzanlarımızı 4. sıramızda 5 trabzan olarak bir yönde artışımızı yaptık. Bakınız hepsini aynı yönde 5'e çıkardık. Şimdi tamamen sıramızı bitirdikten sonra yani birer birer artışımızı bitirdik. Diğer sıraya geçişimizde yine buradaki işlemimi yaptım. Geçişimi. Aşağıdaki 5 trabzanımın ilkine bakınız 2 tane örmüştüm. Diğerleri bir şimdi üzerine hepsinin birer birer örerek devam edeceğim. Bu sıramızda artış yapmıyoruz. Her birinin üzerine bir tane trabzanımızı örüyoruz. Aşağıdaki sırada artış yapmış olduğum trabzanımın hepsini birer birer ördüm ve toplamda 5 tane trabzanımızı ördüm. Aradaki 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanla bölümümü örüyorum 1 2 giriyorum aynı yere 2 ve 3 tekrar 5 tane olan trabzanımı örmeye başlıyorum her birinin üzerine 1 2 3 4 ve 5 Evet bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım bunun üzerine 2 sıra daha örelim. Toplamda 3 sıra 5 trabzan olarak örelim. Bu sıramızı örelim. 2 sıra daha ilave edelim. Elbisemizin etek kısmını 5 trabzan olarak buradan artışını yapmıştık. 1, 2, 3, 4. Artırdığımız sırayla birlikte 5 sıra ördük. Toplamda sarıları tamamen sayacak olursak beldeki ilk sayımızla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve şimdi 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızda yine bir tane artış yapıyoruz. 5 tane olan trabzanımı 6'ya çıkarıyorum. Geçişimi yaptım ve buradaki e, aradaki devam eden bu ikili çiftli çalışmamı yaptım. Çiftli trabzanlarımı ve 5 tane olan trabzanımın ilkini iki defa örerek artışımı yapıyorum. 1, 2 ve diğerlerini birer birer örüyorum. 2, 4, 6. 6 tane trabzanımızı ördüm. Yine aynı buradaki uygulamamızı çalışacağız ve bütün trabzanlarımızı Buradakilerini ilkini iki defa örüp diğerlerini birer birer örerek altı sayısına ulaşacağız. Aradaki trabzanımızı örerek e, yukarıya doğru eteğimizin şu çan olarak açılışını sağlayacağız. Biraz daha yani 3-4 sıra örmeye devam edelim. Sayımızı trabzan sayısını 6 olarak büyütelim ve üzerine 6-6 devam edelim. 4 trabzanla başlamış olduğumuz elbisemizi artışlar yaparak aşağıya doğru genişledik ve eteğimizi çan şeklinde açıldı. 4 trabzan 1, 2, 3, 3 sıra 4 trabzanımızı ördük. 5. trabzanımızı şurada artışımızı yaptık bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sırada 5 trabzan şeklinde ördüm ve 6. trabzanımıza çıktık bir tane artış yaptık 1 2 3 4 bakınız 3 sıra 6 altı ördük 6'dan sonra e, bir tane daha artışımızı yaparak 7 tane trabzanımızı ördük şöyle sayalım bakınız 2 4 6 ve 7 ilk artış yapmış olduğum sıra burası ve arkasından e, 3 sırada grimi 7 trabzan olarak ördüm ve elbisem yeterli boya geldiği için elbisemin kapanışını yaptım. Elbisemin kapanışından sonra bir sırada sık iğne örmeye başladım. Her bir trabzan arasına birer sık iğne. Buradaki tepe nokta ise 3 tane sık iğne ördüm. Ve görmüş olduğumuz gibi üzerine küçük küçük çiçeklerimizi yaptım. Buradaki çiçeğimizi siz birlikte yapmak için bıraktım. Ve arkasından bakınız şu şekilde gri ipimle diktim. Ördüğüm ipimle güzelce diktim ve bir tane de beline birazcık daha büyük ölçüde ördüm ortasına bir tane inci koydum şöyle bakalım sık iğnelerimizi örerek devam ediyorum şurada kalmış sık iğnemiz sık iğneli olan bölüm ve sık iğnesiz olan bölümün arasındaki farkımızı da görelim şöyle devam edelim sık iğnemizi sizle çalışmaya 1 2 Bakın yani saymamıza gerek yok. Her trabzanımızın arasına batıyorum. Her trabzan arasına birer birer sık iğne yapıp kenarına belirliyorum. Tam orta noktaya geldim. 1 2 ve 3 tane sık iğne çalışması yapıyorum. Trabzan arama geçiyorum. 1 2 ve bu şekilde ilerliyorum. Elbisemizin boyunu daha uzun istiyorsanız birazcık daha artışlarımızı yaparak devam edebilirsiniz. 7 tane trabzanımızı örmüştük. 8-9 öreceğimiz yaş grubumuza göre artışlarımızı yaparak dilediğimiz kadar uzatabiliriz. Belli aralıklarla artışımızı yapalım. İstediğimiz yaş grubu için örebiliriz. Elbisemizin eteğini süslediğimiz minik çiçeklerimizi örmek için şimdi başlayalım. Bir tanesini ayırmıştım sizle birlikte örmek için. Zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. İlk zincir yerime batarak küçük bir yuva yapıyorum. Bir tane zincir çekip aynı yerin içerisine batıyorum. Yani yuvamıza batıyoruz. 1 toplam 12 tane sık iğne ile dolduruyorum 3 4 5 6 7 şöyle birazcık ipimi asılıyorum 8 9 10 11 ve 12 12 tane sık iğnemizi ördüm birinci başlangıcımdaki olan yere giriyorum ve yuvarlağımı oluşturuyorum şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum bir ikinci sık iğnemin üzerine batıyorum kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum 1 ikinci sık iğnenin üzerine batıyorum. Tekrar 6 zincirimiz bir atlıyoruz. İkinci sık iğnemin üzerine batıyoruz. Ve bu şekilde bir atlayıp ikinci sık iğnenin üzerine batarak 6 tane görmüş olduğumuz zincir halkasını yapalım. Son 6. zincirimi de 1. zincirimi başladığım yerin hemen dibine gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane halkamız oluyor. Ve başlıyoruz yine sık iğne yapmaya halkamızın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Her bir 6 zincirin içerisine 8 tane sık iğne örelim. Diğer halkaya geçiyorum bakın. 8 tane sık iğne de buraya yapalım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ile de batalım ve bu şekilde 8 tane sık iğne doldurarak sıralarımızı tamamlayalım. Her zincir yuvamızı tamamlayarak bitiş noktasına kadar gelelim. Çiçeğimi ördüm. Şöyle ipini de biraz fazla kopardım. Eksik olan yere şuraya yerleştirip dikeceğiz çiçeğimizi. Ve buradaki son çiçeğimiz de bu şekilde tamamlanmış olacak. Şimdi... Elbisemizin en son düğme ve ilik yerlerini çalışalım. Elbisemizin bu kısmını şöyle baktığımız zaman elbisemizin sağ tarafı burası, sol tarafı ise burası. Sol tarafına düğme yerine yaptım. Sık iğnelerle 3 tane sık iğne yani 3 sıra sık iğneyi arka arkaya ördüm. Karşıya da bir sıra sık iğne öreceğiz. İkinci sırada ilik yerimiz için zincirimizi açacağız. Gerekli yerlere ve kaç tane düğme kullanacak isek oraya zincirle İliğimizi açıp üçüncü sırada tekrar sık iğne ile kapatacağız. Hemen örmeye başlayalım. En alt noktadan giriyorum. En alt bakınız. Tam aradan batıyorum. Ve karşı tarafın elbisemizin yan tarafına geçişi yapıyorum. Sık iğne örüyorum. Tırabzanımın arasına bir. Toplamda iki tane oldu. Diğer trabzanıma bir ve iki. Araya girmeden trabzan arasına gidiyorum. Bir, iki. Yan trabzanımı kendisinden alıyorum. Diğer trabzanıma bir, iki. İkişer ikişer trabzanlarımızdan sık iğneleri örerek yukarıya doğru çıkıyoruz ve en son trabzanımızdayım. İki bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Şöyle bakınız, her birine ikişer tane sık iğnemizi ördük trabzanlarımızı ve başlangıç noktasına geldim. Bir tane zincirimi çekmiştim. Hemen yanındaki ilk göze batıyorum yani dibine batıyorum ve başlıyorum bir, iki, 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 atlayıp 3. zincirin yani sık iğnenin içerisine batıyorum. Ve devam ediyorum sık iğnelerimi örmeye. Zincirimizden sonra sık iğnelerimi örmeye devam ettim ve buraya bir tane daha zincirimi çekerek bir ilik yeri daha açmak istiyorum. 3 tane zincirimi çektim. 1 2 atlıyorum. 3. zincir yuvamın içerisine giriyorum. Sık iğnemi batıyorum. 1 2 ve en son 3 bir tane zincir çekerek arkasını çeviriyorum örgümün yanındaki hemen dibine değil yanındaki sık iğnemin üzerine batıyorum ve ilerliyorum çekmiş olduğum zincirin üzerine geldim ve giriyorum sık iğne olarak bir ve bir tane daha sık iğnemi yapıyorum 3. sırayı mı kapatıyorum böylelikle. Bakınız iliğimizi güzelce belirledik. Aradaki sık iğnelerimizi örelim. Diğer zincirimin üzerine doğru geliyorum. Sık iğnelerimizi örerek geliyoruz. Zincirimizin üzerine yine 3 tane zincirimizin üzerine 2 sık iğne yapıyoruz. 3 değil bakınız. 2 tane sık iğnemizi yapıp en son sık iğnemizi de yaptıktan sonra bir tane zincirimizi çekip makasımızla kesip ipimizi içeriye alıyoruz ve bu şekilde düğmemizi de diktikten sonra elbisemiz kullanılmaya hazır hale geliyor Evet şimdi hem çiçeğimizi hem de düğmelerimizi dikip görüşelim Evet arkadaşlar elbisemizin çiçeklerini de diktik kollarını 4 sıra sık iğne olarak ördüm Şöyle bakalım 4 sıra sık iğne olarak her iki kolumuzu da tamamladık. Arkamıza düğmemi diktim 2 tane ve elbisemiz kullanılmaya hazır hale geldi. Sizlerle bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar sağlık ve mutlulukla kalın inşallah. Görüşmek üzere.